Bunun insanlara binlerce faydası var değerli arkadaşlarımız. Hem cevizin içinden, hem ceviz yağından, hem cevizin dış kabuğundan. Bunlardan çok güzel de kök boyası olur değerli arkadaşlarımız. Cevizin gene binlerce şifası var. Özellikle ceviz iç yapısında gümüşten dolayı, gümüş olduğundan dolayı beyin açısından çok faydalı beyine. Zaten cevizi de soyduğunuz zaman, içini açtığınız zaman tıpkı beyin gibidir cevizin içi de. O yüzden de gerçekten mükemmel bir meyvedir ceviz. Cevizin yapraklarından da yine birçok hastalıklara şifa bulunabiliyor değerli arkadaşlarımız. Bu cevizin yaprakları, ceviz ne işe yarar, cevizin yaprakları ne işe yarar, bunları da size detaylı olarak anlatacağım. Sadece bugün böyle çekimlerini yapıyorum. Çekimlerini yaptıktan sonra ceviz yaprağı nerelerde kullanılır, ceviz nasıl bir meyvedir, cevizin çayı nasıl içilir, cevizden başka neler yapılabilir, bunların detaylı olarak size hepsini anlatacağım değerli kardeşlerimiz. Böyle cevizler, bu cevizler dikme cevizler değil. Zamanında doğal olarak kendileri bitmişler. Daha çok bunları kargalar cevizler taşırkene saklıyorlar. Sakladık yerlerde böyle cevizler çıkıyorlar. Bunlar tamamen organik cevizler. Ata cevizi. Yani bunlar belki bu ceviz belki 150 yıllık, bilen olmuyor tabii. Ceviz biliyorsunuz geç büyüyen bir meyve. Hemen diktiğiniz anda en az 10 yıl, 15 yıl meyve vermiyor arkadaşlar. Ama uzun ömürlü bir meyve. Hem saklayanabiliyor 1 yıl boyunca, 2 yıl boyunca. Onun yanında da toplaması da kolay. Kendinden zaten erdikten sonra bu cevizler düşerler. Eğer düşmez, ermesini beklemezseniz de uzun bir sırıkla bunlara vurularak da bu cevizleri sırıklayarak da toplanabiliyor. Bakın bu cevizler de organik. Organik olduğunu nasıl biliyoruz? Bakın dış kabuklarında lekeler var. Bunlara hiçbir şekilde ilaç atılmamış değerli arkadaşlarımız. Zaten cevizlere de bizim burada meyvelere çok ilaç kullanılmıyor. Yerlere değmiş cevizler. Bakın yerle beraber her taraf ceviz. Memleketimizde ceviz de bol. İnsanlar cevizler satmıyorlar. Yedikleri kadar yiyorlar. Yemediklerini eşe dosta veriyorlar. Gerçekten bir pazar oluşturulmamış köyümüzde cevizlerle ilgili. Böyle bol miktarda herkesin cevizi var zaten. Yeni yeni daha cevizler dikilmeye başlandı. Yaklaşık 10 yıldır, 15 yıldır. Bazılarını devlet de destekliyor. Ama bu gördüğümüz cevizler tamamen ata cevizleri. Yani kendi dikme değil bunlar. Tamamen topraktan kendi yetişiyor bunlar bu şekilde. Kimin yerinde büyümüşse o ceviz onun oluyor değerli arkadaşlarımız. Bu hazine arazisi de olabilir. Kimin tarlasına yakınsa ceviz veya kimin sınırına yakınsa o ceviz onundur. Bizim buralarda böyledir yani. Bu cevizlerden de canınız isteyen gelip yiyebiliyor. Yoldan gelen geçen canı isteyen yiyebiliyor. Burada hiç kimse benim meyvemden niye yedin diye kimseye bir şey demez. Herkes birbirinin meyvesinden çok açık girer yer yani. Evet, hemen onun yanında gene bakın böyle elmalar var. Bunlar bakımsız artık böyle görüyorsunuz. Tam sirkelik elma bunlar. Bakın bunlar da organik elma böyle. Üstlerinde kurt izleri var. Gerçekten bakın böyle doğal elma. Şöyle görecek olursanız. Bunlar tamamen doğal. Zaten bakın ağaçların içlerinde kendiliğinden oluşmuş. Çalılıkların içlerinde. Herhangi bir dikme değil. Böyle doğal elmalar bunlar da. Bunlardan da yine çok güzel sirke olur değerli arkadaşlarımız. Organik sirke. Gene elmanın faydalarını zaten hepimiz biliyoruz. Gene bu elmanın yapraklarından da, elmanın kabuklarından da, elmanın eşteklerinden de, elmadan da nasıl faydalanacağız? Bunları da size zamanı geldiğinde detaylı olarak anlatacağız değerli kardeşlerimiz. Evet, böyle bakın kendiliğinden biten elmalar. Zaten çok fazla büyümüyorlar bunlar. Organik olduğundan dolayı, bakımsız olduğundan dolayı böyle çalılıkların içlerinde kendiliğinden bitiyorlar. Zaten yamuru yumuru bakın böyle. Bunlar da kimse toplamıyor. Bunları ya hayvanlar yiyor ya da kendiliğinden erip dibine dökülüyor. Bunlar da değerlendirmiyor.
köylülerimiz yani. Şöyle ben bir tane alıyorum. Şöyle tadına bakacağım. Bunlar da böyle bakın çalılıkların içlerinde kendinden bitmiş elmalardır değerli arkadaşlarımız. Gerçekten köyümüz çok bereketli. Köyümüzde her şey yetişiyor. Ama ne yazık ki köyümüz bu nimetleri tam olarak değerlendiremiyoruz. Çünkü köyümüzde bir kooperatif gibi bir şey yok. Alan satan yok. Alan satan olmayınca da bu güzel meyveler dökülüyor. Ya hurdaya çürüyor toprakta ya da hayvanlar yiyor. Bu şekilde yazık oluyor, gidiyor. Evet, aynen gene bakın şöyle girecek olursak cevizli elma. Evet, bu arada otlar yapışıyor bakın. Elmalar görüyorsunuz değerli arkadaşlar, az önce bahsetmiştim. Hepsi yere dökülmüş. Bunlar dökülmeye devam edecekler. Toplayan yok. Bunlar ziyan olup heba olup gidecekler. Halbuki bunlardan çok güzel organik sirke olur. Dallarını yere yasılmış, dalları yere düşmüş. Bakın elmalar. Bakımsızlıktan bahçe ot içinde. Kimse ilgilenmemiş. Hatta ağaçların üstleri kurumaya yüz tutmuş. Değerli arkadaşlarımız. Bu elmalar da böyle diplerine dökülmüş. Bakın her taraf elma. Yerler. Başları görüyorsunuz elmanın ne kadar doğal olduğuna, ne kadar organik olduğunu bakın görebiliyorsunuz zaten. Bunlarda hiçbir şekilde ilacı bırak dibine çapa bile vurulmamış. Tamamen doğal halinde kendi kendine büyüyorlar. İşte bizim arayıpta bulamadığımız, tam almak istediğimiz, tam sirkelik organik elma dediğimiz organik meyveler bunlar arkadaşlar. Evet, şöyle yeşil elma bunlar da. Aynen organik elma, işte bakımsız bunlar da böyle tarlaların işlerinde. Hepsi yerlere düşmüşler. Aynı cevizin hem elmanın dibinde iki ağaç aynı yerde. Bir ağaç ceviz, diğeri elma. Bakın şöyle bakacak olursak değerli arkadaşlarımız. Şu ağaç elma, hemen yanındaki da ceviz, aynı kökten çıkıyor gibi. Cevizle elma birbirine girmişler. Dedim ya, yani dikme olmadığı için rastgele böyle elmalar dökülüyor zaten. Hep dibi bakın dökülmüş. Domuz izleri bu. Gördükleriniz hep domuzlar germişler. Elmaları domuzlar yiyor buralarda. Çünkü hiç kimse toplamıyor bu elmaları. Kak olarak da değerlendirilemiyor. Yaşlılar gelip buraları toplamadıkları için elmaları hep böyle dökülüyor değerli arkadaşlarımız. Bunlar arayıp da bulunamayan organik elmalardır. Evet. Evet, bu dut da bakın kaç tane dut bir kökten dağılmışlar böyle. Şu anda annem, kızım ve Ülker Hanım dut topluyorlar bu ağaçtan. Biraz böyle gelecek olursak. Evet. Yine bakın böyle. Burada bildiğiniz deli böğürtgenler var. Bunlar böyle büyüdüğü zaman biz bunlara karamık deriz. Bunlar da çok güzel meyveler olur. Bakın hatta şu anda olmaya başlamışlar. Bunlar sonra irelecekler. Bunlar da çok şifalıdır. Hem yaprağı, hem çiçeği, hem meyvesi gerçekten mükemmel bir şeydir. Bunların da faydalarından bahsedeceğiz sonra sizlere. Çiçeklerini de görüyorsunuz değerli arkadaşlarımız. Çiçekler de şu şekilde pembeye benzer. Daha sonra böyle meyveler oluyor. Deli böğürtgen diye geçiyor. Yani siz deli böğürtgen olarak bilirsiniz. Bunlar neden deli böğürtgen? Bakın dikenleri vardır. Ama normal böğürtgenlerde bu dikenler olmaz arkadaşlar. Bunlar da gene kışın bunun yapraklarını kaynatarak içtiğiniz zaman soğuk algınlığına, gribe bu yaprakları mükemmel şekilde şifadır arkadaşlar. Evet. Evet, gene ılgın dediğimiz ağaçlar var. Bu ılgın ağaçlar da şifalıdır böyle.
Böyle Nisan aylarında falan çok güzel bir çiçek açar bunlar. Böyle her taraf pes pembe olur. Şu anda ılgınlar tohum olmuş artık. Dökülüyorlar tohumları. Çiçeklerini dökmüşler. Gene bu ılgın ağaçlarında kaynatıp içtiğiniz zaman binlerce hastalığa şifa. Bu ılgınların da nelere faydalı olduğunu, ılgın ağaçlarında neler faydalı olduğunu değerli arkadaşlarımız sizlere izah edeceğiz. Çok miktarda var bizim ılgın buralarda. Bu suya yakın yerlerde olur. Dere kenarlarında olur. Bizim deremiz de hemen yanımızda, burada hemen. Artık yağmur yağmadığı için dere kurumuş bakın. Buradan kışın çok su akıyor. Buradan geçmek mümkün olmuyor. Hatta bakın burada eskiden köprü vardı. O köprü de yıkılmış. Yıkıldığı için de köylü devlet yardımı olmadığı için köylü kendiliğinden de bunları yapmadılar. Binlerce yıl önce yapılan bu köprü de yıkılmış. Şu anda harabe şekilde. Bakın bir kökü de burada sel sürüklemiş. Bu şekilde eskiden buradan bu köprüden insanlar kışın gelip geçiyorlardı. Ancak sel bu köprüyü yıktıktan sonra artık buradan insanlar gelip geçemiyorlar. Şu anda burası tabii yazın kuruduğu için su yok. Ancak kışın 1 metre, 1,5 metre yükseklikte buradan su akıyor yani. Evet. Çınar ağaçları böyle. İşte şifalı olan çınar ağaçları. 5 tırtıklı dediğimiz, 5 yırtıklı dediğimiz çınar yaprakları da bunlar değerli arkadaşlarımız. Tamam geliyorum 2 dakika hemen. Evet değerli arkadaşlarımız bunlar da aynı zamanda şifa çınar yaprakları da. Çınarın kozaları da böyle. Bunlar da şifa değerli arkadaşlarımız. Evet. Bunlar da kireçlenmeye karşı çınar yaprakları biliyorsunuz. Ağustos'un 15'inden sonra toplanacak bunlar da. Ağustos'un 15'inden sonra toplandığında bu çınar yaprakları da evelallah kireçlenmelere sizlere birebir şifa olacak. Evet. İşte 5 yırtıklı çınar yaprakları bunlar arkadaşlar. Şu anda toplanmamasının nedeni bakın üzerinde tortular var. Bunlar insan alerji yapıyor. Ama Ağustos'un 15'inden sonra bunlar böyle sararmaya başlayacaklar. Ve bu tortular o gidecek. O zaman toplama zamanı gelmiş demek. Aynı zamanda çınarın böyle kozaları bunlar da ilaç sanayide kullanıyor. Bunlar da çok çok yararlı arkadaşlar. Bunlar size detaylı şekilde sonra anlatacağız yani. Değerli arkadaşlarımız bakın bunlar da yılan çiçeği olarak bilinir. Bunların meyveler de böyle. Evet. Öyle. Evet. Şöyle normal olarak da bakın böyle tıpkı yılanın rengine benziyor. Yılan çiçeği. Yaprakları kurumuş artık. Bakın böyle mısıra benzeyen bir tohumu var. Şimdi yeşil. Daha sonra bu pembe gibi renge dönüşecek. Bu yılan çiçeğinde sizlere anlatacağız. Yılan çiçeği nedir? Yılan çiçeği ne anlama gelir? Bunları da sizlere anlatacağız değerli arkadaşlarımız. Bakın bu olgunlaşmamış tam bir yılan çiçeği. Hemen yanında olanlar da böyle küçük küçük. Bunlar olgunlaşmışlar. Bakın bunlar da böyle şöyle göstereyim hatta. Evet bakın. Birisi böyle baştan başlamış bakın renk değiştirmeye. Yeşil ikene sonradan böyle pembemsi, kırmızımsı bir renge dönüşüyor. Bunlar da yılan çiçeği değerli arkadaşlarımız.